İşi yürütürüm. Geziyi de içeride kullanırım. Burada özellikle AB başkentlerinin ve de Biden'ın bir sürpriz yapmasını bekleyebilir miyiz? Yani hepimiz biliyoruz ki işte Merkel her seçimden önce hop Ankara'daydı. Bundan sonra Olaf Scholz'un da böyle hop Ankara'ya gelmesini bekleyebilir miyiz? Ukrayna konusunda geldi evet ama bundan sonrasını nasıl götürürler? Yani gerçekten Erdoğan kalsın da mühim olan bizim kafamız ağrımasın diye götürürler mi? Yoksa Rusya'ya bile çok sert tavır takındılar ki doğalgazda birebir bağlılar ve petrolde. Nasıl bir nabız tutuyorsun, tutuyor musun? Uluslararası kurumların, AB'nin, AB kurumlarının ve AB başkentlerinin. Bir kere şöyle bir anekdottan başlayayım açıkçası. Merkel Almanya Başbakanlığı'nın son dönemlerinde Türkiye'ye yaptığı son ziyaretlerden birisinde biz böyle 6 kişi aralarında Osman Kavala'nın da olduğu, ben gazeteci kotasından ama diğerleri de sivil toplum temsilcileri kotasından 6 kişi Angela Merkel'le böyle bir görüşme yapmıştık işte Türkiye-Almanya ilişkilerine dair. Ona Osman Kavala da katılmıştı. Bence zaten burada özellikle bu kadar ağır ceza verilmesinin bir nedeni de bir mesaj gönderiliyor herkese. Yani hepimize bir mesaj gönderiliyor. Yani siz istediğiniz kadar hani böyle yabancı liderler nezdinde saygınlığınız olsa bile ben hiçbir şekilde hukuk vesaire tanımam. O bağlantılarınıza rağmen bile hiç kimse benim baskımdan kurtulamaz mesajı veriliyor. Sonuç olarak demin de söylediğim gibi evet böyle bir son dönemlerde Türkiye'nin jeopolitik önemi arttığı için Türkiye'deki demokratikleşmedeki geriye gidiş daha az önemsenir olacaktır. Bu biraz da Avrupa'nın da işine geliyor diye düşünüyorum doğrusu. Çünkü Avrupa'da bir grup Türkiye'nin de Avrupa Birliği üyelik sürecini canlandırmasını istemiyor. Şimdi Türkiye'de demokrasi ne kadar kör topal giderse Türkiye'nin Avrupa'nın bir parçası olması, Avrupa Birliği üyeliğinin canlandırılması o kadar yavaş gidecektir. Dolayısıyla bazı başkentler için aslında Erdoğan gibi bir liderin olması işlerine geliyor. Yalnız hesaplayamadıkları bir şey var. O da Erdoğan zaman zaman dış politikada büyük bir oyun bozucu olabiliyor. Örneğin Libya'da çok büyük bir oyun bozuculuk yaptı. O nedenle de hesaplanamaz, öngörülemez bir lider profili çizdiği için de bir ikilem yaşıyorlar. Yani bir taraftan Erdoğan'ın demokrasiyi biraz böyle kör topal tutması işlerine gelirken öte taraftan öngörülemez olması, istikrarsız olması, güvenilir olmaması, işte Türkiye'yi Avrupa'dan uzaklaştırması, daha fazla işte Rusya ile yakınlaşması, bunlar da açıkçası onları rahatsız ediyor. Ben Edgar Schar'ın deminki tespitine katılıyorum. Şu anda bütün dünya için ama başta da Batılılar olmak üzere bir bekle gör politikası var. Her şeyden önce çok fazla Erdoğan'a özellikle içeride seçimlerde kendi lehine kullanacak türden bir kredi açmak istemiyorlar. Özellikle de Amerika'nın ben gerçekten mesafeli davrandığını düşünüyorum. Avrupa biraz daha yakın duruyor. Çünkü işte enerji konusunda biraz daha fazla Amerika'ya oranla daha bağımlı. Ama yine de sanki seçimlere kadar çok fazla yani o bir dengeyi tutturmaya çalışacaklar. Ama her halükarda zaten Türkiye'de seçimlerin kaderini onların yaklaşımı değil, tabii ki ve elbette ki seçmen belirleyecek. Ama benim gördüğüm kadarıyla şu aşamada da yapılacak seçimlerde Türkiye'de bir iktidar değişikliği olur, Erdoğan kaybeder noktasına varmış da değiller. Onun için bir bekle gör noktasındalar. Ola ki
Erdoğan iktidarı devam ederse şimdiden ipleri de koparmak istemiyorlar açıkçası. Ama tekrar etmek gerekirse seçimlerde de çok lehine kullanabileceği büyük bir krediyi de vermeyi de arzu etmediklerini düşünüyorum doğrusu. Bu önemliydi. Barış İnanç, çok çok teşekkür ediyoruz. Arzu edenler T24'teki yazısında hala bulabilirler. Barçın, çok teşekkürler. Hemen oradan Elgar'a döneyim. Elgar Şar, şimdi siz Macaristan'da seçimleri izlediniz. Zaten oradan bağlanmıştık ve bize enteresan sonuçlarını anlatmıştınız. Şimdi Barçın'ın son bıraktığı noktadan devam edelim. Şimdi bu bize o zaman şu tabloyu ortaya çıkarıyor. Erdoğan'ın bütün bu işte girişimleri, Suudi Arabistan'dan gidip para istemesi, kaşıkçı cinayetinin dosyasını eliyle teslim etmesi yetmedi, bir de o kanlı eli sıkıp sarılması bir yandan abi, şimdi burada bir muhalefet yok. Barçın diyor ki yani çok kredi açmak istemiyorlar ama ya Erdoğan kazanırsa diye de şüpheli de bakıyorlar. Çünkü ortada dış politika konusunda ya siz kiminle yürüyeceğinize bir karar verin. Türkiye Cumhuriyeti devleti kurumlara sahiptir. Kapı arkasında yapılan anlaşmalarla yürütülen bir ülke değildir. Burada biz varız ve dış politikada şöyle olacağız diyen bir muhalefet görmüyoruz. Siz görüyor musunuz? Bu AB, Avrupa Birliği'nde seçimleri izliyorsunuz. Bunun yokluğu önemli midir, değil midir? Ne diyorsunuz? Yo, çok önemli, çok önemli. Çünkü şu an bu bekle gör politikasının sebeplerinden birini söyledik, güvensizlik. Yani çünkü biz son özellikle 2016'dan sonra Erdoğan iktidarının dış politikada yaptığı manevralar Batı açısından bu aktörün çok güvensiz olduğunu, seçimleri kazansa da bu güvensizliğini süreceğini gösteriyor. Fakat öte yandan bakıyorsunuz muhalefet de bir bilinmez dış politika açısından. Özellikle Batı ülkeleri için tanımaya çalışıyorlar belli oranda. Fakat tabii orada tek bir aktör yok. Söylemlere baktıkları zaman çok kapsamlı ve tutarlı bir şey göremiyorlar. Bunun da kendi içinde bir anlamı var. Muhalefet aslında kendi arasında birbirlerini bölen dış politika konularına girmek istemiyor. Dış politikanın genel olarak muhalefeti bölen bir tarafı da var. Aynı zamanda seçmen davranışı açısından da en önemli konu değil. Dolayısıyla en önemli konu değilken bir de üstüne üstlük muhalefeti bölme tehlikesi varken neden bu konulara girelim gibi bir düşüncesi var. Ama bu şu an içinde bulunduğumuz konjonktürde, yani bu Rusya-Ukrayna savaşı çıktıktan sonra, jeopolitik neredeyse geri döndükten sonra ve Erdoğan da önümüzdeki seçimlerde en azından stratejisinin bir kısmını bu Türkiye'nin artan jeopolitik önemi üzerinden kullanma yoluna girdikten sonra artık muhalefetin bunun ötesine geçmesi, bu kolaycılığın, bu kısa dönemli tercihin, yani dış politikayı boş verin konuşmayalım, hem bölünmemiş oluruz, hem riskli, hem de zaten seçmen de çok umursamıyor, kolaycılığının ötesine geçmesi gerekiyor. Edgar, çok özür dilerim sözünüzü keseceğim ama nedir ki onları ayrıştıran, mesela şu gün DEVA'yı, Geleceği Suriye ayrıştırıyor desek. Evet, ama DEVA... Geleceği Suriye, Suriye ayrıştırıyor. Mesela İsrail'le ilgili bir şey söyleyemiyor muhalefet. Saadet Partisi oradan çünkü çok daha farklı yorumlar yapabilir. Batı ile ilgili zaten muhalefet çok öte bir şey söyleyemiyor. Çünkü bakın işte Batı ile muhalefet böyle Türkiye'de devletten gizli ilişkiler kuruyor diye komplo çıkarmaya çok müsait çevreler ve koskoca bir medya imparatorluğu var. Maalesef böyle bir durum var. İşte bu yönüyle mesela Macaristan'a da benziyor zaten. Bütün bunlar bu riski yaratıyor. Yani bölünme kısmı evet, yani çok ciddi, yani bir takım temel meselelerde şey yapabilirler, anlaşabilirler ama onlar çok soyut kalıyor. İşte Türkiye'nin itibarını tekrardan düzelteceğiz. Avrupa Birliği hedefi, Avrupa Konseyi'nin üyesi gibi bunun ötesine geçemiyor. Mesela S-400'leri ne yapacağız? Daha düne kadar neden S-400'leri şuraya koymadın? Kolaycılığı vardı muhalefette. Değil mi? Bunu bir günde aşamıyorsunuz. Bir de muhalefet daha ekonomi konusunda oturup konuşmuyor ki dış politika kurmayları gelsin bir araya konuşsun. Yani dış politika konusunda muhalefet
bir de önceliklendirme sırası sebebiyle de geri kalıyor. Ya yani daha durun, daha konuşacak çok mesele var oraya gelinceye kadar gibi de bir durum var. Ama öte yandan ne var? İktidar çok sertleşecek. Yani şimdi bu Gezi olayları, Gezi davası bunu gösterdi. HDP kapatılır mı? Vallahi kapatılır gibi geliyor bu trend devam ederse. Edecek, etmemesi için bir sebep yok şu anda. Ha, yarın ne olur bilmiyorum. Evet, Edgar Şar, şimdi tam bunu ben de soracaktım. Biraz açmanızı rica edeceğim. Şöyle, bunu biraz ayrıntılı konuşmalıyız. Ben de